kolay kazanılan para kolay da kaybedilebiliyor. Emek sarf edeceksin, risk alacaksın. 411 bin adet ceket satıyordum sezonda. İngiltere piyasasının %16'sını ben satıyordum. 1,5 sene sonra 53 milyon sterline geldim. Amerika'dan Japonya'ya kadar, Kore'ye kadar dünyanın her yerinde öyle veya böyle müşterimiz var ve kendi markamızla malımız satılıyor. Bugün İtalya'da Milano'da, modanın merkezinde, Monte Napoleone'de DESA 1972'yi görebilirsiniz. Hayalim Türkiye'den bir marka olarak dünya genelinde dünya markalarıyla eşdeğer bir kulvarda ve kondisyonda aranılan bir marka olmak. Melih Çelet, DESA Deri Sanayi Yönetim Kurulu Başkanıyım. 1950 yılında Gaziantep'te doğdum. Babam fabrikatördü, fabrikası vardı. Biz aynı zamanda köylerde ekim yapardık, çiftçilik yapardık. Genelde pamuk ekerdik. O pamuk da kendi fabrikalarımızda tohumundan ayrılır, balyalanır ve iplik fabrikalarına satılırdı. Aynı zamanda da Antep'te tanınan önemli bir siyasetçiydi. ...11 yaşında Ankara Koleji'ne geldim. Antep'ten kolej okumaya başladım. Koleji bitirdikten sonra Antep'e dönmeyi düşünemedim. İstanbul'a geldim, Eczacılık Fakültesi'ne girdim. Eczacılık Fakültesi'ni okurken 72 senesinde DESA'yı kurdum. Günün parasıyla 50 bin lira babam sermaye verdiydi. İki abimle beraber DESA'yı kurduk. Ticaret odasının karşısında Devaoğlu yokuşunda, orada bir han odasında kiraladık. Bir tane de daktilo vardı. O zaman ne fax makinesi var, ne telefonda, öyle bir devre o zamanlar. 50 bin lira da bugünün parasıyla yani 2000 dolar, 3000 dolar paraydı yani. O DESA ama deri sanayi diye başlamıştı DESA. Kafamızda deri işi vardı. Çünkü o zaman hippiler çok modaydı. Hep hippi ceketleri giyerlerdi. Böyle beyaz şey üzerine kürk süet ceketler. Üstüne de böyle işlemeler yapılırdı. Bir modaydı o zaman o hippilerin ceketleri. Bunlardan satabiliriz diye düşünerek DESA ismini kurmuştuk. Ticaret odasındaki yayınlanan adreslerden, Avustralya'sından, Amerika'sından dünyanın her yerine mektuplar yazardık. Günde 20 tane, 30 tane mektup yazıp, Polaroid makine vardı. Onunla da resimlerini çekip, numuneleri, şeylerini, ürünlerin resimlerini koyup müşteri arardım. Amerikalı bir adreste Beyrut'tan kadın çantası, deri çanta alıyorum. İlgilenen varsa bana yazsın diye bir adres buldum. Adama yazdım. Dedim ki ben sana deri çanta yapabilirim dedim. 15-20 gün sonra Amerika'dan bir mektup. Adam dedi ki Türkiye'ye geliyorum İstanbul'a şu numaralı uçakla. Beni karşılayın Bitlik Havaalanı'na. Uçaktan bir adam indi böyle top sakallı, şişmanca, beyaz Rus'a benzeyen bir böyle bir göbekli bir beyefendi indi. Ben Litvak dedi. Divan Oteli'nde yer ettirmiştim. Oteline geldik. Odasına çıktı. Gel dedi sen de. Dedi ki kimsin, nesin, ne şeysin. İşte anlattım dedim ya ben talebeyim. Eczacılık Fakültesi son sınıftayım. Ama dedim bu işlere çok merakım var ve iş yapmak istiyorum dedim. Peki dedi çıkarttı bavulundan numune çantaları. Aa baktım yumuşak kadın çantaları. Spor hiç haberim yok. Çantanı annemin çantasından başka çanta görmemişim kadın çantası. Bilmem. Çantaları görünce aklım şaştı çünkü Türkiye'de ilk defa uzun saplı kadın çantası gördüm. Çıkardı çantaları verdi adam 3-4 tane çantayı. Dedi ki al bunlara dedi bana fiyat getir. Kapalı çarşıya bir hanın birinci katında bir tane imalatçı buldum tesadüfen. 3 tane çantaya numune yaptık. Koydum adamın önüne. Aferin bravo dedi. Çok güzel yapmışsın dedi. 1200 düzine mi ne bana sipariş geçti. Gittim imalatçıya oturduk. Gece gündüz imalat yapıyoruz. Sabaha kadar kalır paketleme yapardım. 3 ay. Gece gündüz oradaydık. Arka arkaya siparişler geliyor. 1200 yükledik. Bir daha geldi. Litvak 3-4 ay sonra geldi. Sen kendi imalatını kursana dedi. Dedim ya bende para yok. Benim imalat kuracak dedim param yok. Kaç para dedi makina? Bir tane dikiş makinesi. Durkov Adler. 4000 dolar kullanılmış makine. 4000 dolar. Türkiye'de ithalat falan yasak. Yani bu makinenin çağnazını bulamıyorsun. Çıkardı cebinden 4000 doları. Al dedi. Bir sene sonra aynı gün alırım senden dedi. Ankara'da çadır diken, şey diken, kamyonların üstüne branda diken bir firmada bir tane kullanılmış Durkov makine satılık ilanını gördüm. Bindim Rüzgarlı Sokak'ta o atölyeye gittim. O makineyi 4000 dolara saydım. Kucağıma aldım döndüm. Bütün olayın başlangıcı bu. İlk bahsettiğim 4000 dolara
bir çadırcıdan satın aldığım ikinci el makine bu. DESA'nın başlangıcının ilk makinesi. Sonra ben abilerimden ayrıldım. Tek başıma devam ettim. Bir yer kiraladım. Han'ın içinde biraz daha büyükçe bir yer. İlk DESA'yı orada kurdum. 6-7 tane de 10 tane de işçi buldum. Bizim şeyden imalatçılardan da bazı adamları transfer ettim. Oraya DESA'nın imalatı kuruldu. 73 senesinde açtım ilk mağazayı. Divan Pastanesi'nin karşısında kadın çantası, uzun saplı çantayı koydum işte Amerika'dan gördüklerime. İlk kuyruk kapı, kalabalık, korkunç iş yapıyorduk. Yağma alıyordu mağazaya. Cumartesi, pazar karı koca biz yetişemiyorduk. Avrupa'ya gittiğim zaman da apalladık kaldık çünkü ürün gamı tamamen değişikti. Nasıl bunun altından kalkarız? İtalya'da bütün mağazaları dolaşıp numaraları satın alıp gelip Türkiye'de biraz değiştirip koleksiyon yapmaya başladık falan. Dedim ki ben Almanya'da bir şirket kurayım dedim. Gittim DESA Deutschland'ı kurdum. Sonra da gittim Almanya'da Carrera markasını satın aldım. Almanya dedikçe işte İngiltere'si şurası burası genişledi. 81 senesinde ticaret odasına Libya'dan bir heyet geldi. Ticaret odası hepimize yayınladı. Ayakkabı alıyorlar diye duyduk. Oturduk adamın karşısına, adam düğün ayakkabısı istiyoruz dedi ve çantası takım dedi. Biz Amerika'da bir firmadan bir takım kumaşlar getirtmiştik, parlak böyle yaldızlı maldızlı falan kumaşlar. Onlarla 20 çift bine düğün ayakkabısı yaptık. Bir de çanta yaptırdık basit. Ertesi gün geri, 2 gün sonra gene adama gittik. 1,5 milyon dolarlık sipariş yazdı. 1,5 milyon dolar. Yıllarca ben Libya'ya milyonlarca dolar sattım. Çok büyük iş yaptım. 89-90 yıllarında kesildi Libya. Bir gün bir telefon aldım. İngiltere'den Marks & Spencer. İlk sene 350 bin pound Marks & Spencer'ın retail kostu. Perakende satış fiyatıyla ciro yaptım. 1,5 sene sonra 53 milyon sterline geldim. 411 bin adet ceket satıyordum sezonda. İngiltere piyasasının %16'sını ben satıyordum. %16'sını. Baker Street'teki Marks & Spencer binasının karşısındaki binayı satın aldım. Orayı DESA'nın ofisi yaptım ve biz başladık Selfridge'den, Harrods'tan bilmem nesinden İngiltere piyasasında tüm New Bond Street falan bizden mal almaya başladı. İngiltere ofisini falan açtık, çalışıyoruz ama Almanya'da aktif çalışıyor. Almanya'da Goldfile diye dünyanın en önemli markalarından bir kadın çanta markası var. Bunun da sahibi Willy Leibrand diye bir Alman. Dünyanın da 3. 4. zengin adamı. Öyle böyle falan bir dost olduk. Ya sen çok enteresan adamsın. Senle dedi ortak olalım. Tamam olalım dedim. Buna göre bir işbirliğine başlayalım. Daha büyütelim. Greenfield mağazalar açalım. Bütün otobanların üzerinde alışveriş şeyleri açalım. Ürünleri açalım falan filan. Bana çok heyecan verici tekliflerde de bulundu. Biz Frankfurt'taki ofisi kapattık. Münih'teki Medler binasına taşınıyoruz. Artık ortak oluyoruz. Kamyonu yükledik. Warehouse'dan bütün ateşe case'ler bilmem neler falan kamyona yüklendi. Yoldayız gidiyoruz. Bir telefon geldi. Kalp krizinden adam öldü. 62 yaşında öldü adam. Kalp krizinden öldü. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Yolda kaldım. Nasıl şoka girdik biliyor musun? Münih'e yaklaşmıştık. Münih'e girerken Oscar Maria Grafring diye böyle bir yol ayrımı gördüm. Oscar Maria Grafring'e girdim. Orada kiralık bir bina gördüm. Kiralık yazıyor. Akşam oraya kiraladık, içeri girdik. Eşyaları yükledik, indirdik ve biz Münih'li olduk. Hiçbir dakika boş vaktimiz olmadı. Biz her Ocak ayında, Aralık ayına kadar bir full kapasite çalışabilen bir setup ve bir organizasyon olduk. Yaparken bu işleri karşımıza işte Prada imkanı çıktı. 20 yıla geldik neredeyse. Biz o arada Düzce'de organize sanayi bölgesinde arazi tahsil almıştık. Burak işte orayı yaptırdı. Düzce'yi yapmadan önce 1,5 ay ben Çin'de yaşadım. Gittim baktım orada mı yapmalıyız, burada mı yapmalıyız? Dünya ticareti nereye gidiyor? Biz nerede olursak daha doğru olur diye baktık ve oradan bir strateji çıkardık. Ve biz ilk önce Düzce yatırımını yaptık ve Düzce'deki fabrikayı kurduk ve bu lüks segmentteki markalarla çalışan, bunlara üretim yapabilen bir fabrikayı yarattık. Bunun bir benzeri olarak da bugün, yani 2005'ten 2006'da devreye girdi fabrika. Bugün 2023 yılında İtalya'daki fabrikamızı kurduk ve devreye aldık. Bu tesisimizde ayda şu anda 24 bin adet çanta üretim kapasitesine sahibiz. Bu çok ciddi bir adet. Çünkü Avrupa'daki kendi tesislerinde bile bu markaların bu kadar büyük bir üretim kapasitesi pek çoğunun yok. Dolayısıyla önemli bir tedarik partneriyiz. Bu tesisimizde sadece DESA ürünlerini değil, dünyanın en önemli markaları için de, lüks markaları için de üretim yapıyoruz.
DESA bugün Prada dışında Kule'ye üretiyor. Amerika'dan Japonya'ya kadar, Kore'ye kadar dünyanın her yerinde öyle veya böyle müşterimiz var ve kendi markamızla malımız satılıyor. Şu anda 120-130 lokasyonda satılıyoruz. Bugün İtalya'da, Milano'da, Moda'nın merkezinde, Monte Napoleone'de DESA 1972'yi görebilirsiniz. Çok önemli markalarla yan yana satılıyor. DESA'da 1800'den fazla insan çalışıyor. 3 tane fabrikası Türkiye'de var. Biz en sonu da yeni bebeğimiz Poppy, İtalya fabrikası. Orada da 65 kişi çalışıyor. Böyle bir ceket mesela bizim en çok sattığımız panelli dediğimiz bir model. Her türlü şeye, size'a ve vücuda oturabilen, sarabilen bir ceket. En çok sattığımız modellerden bir tanesi bu. Ama bunu yani 38 beden bir hanım da giyebiliyor, 40 beden bir hanım da giyebiliyor. Üstüne birebir sarıyor. Kaliteli deri dediğimiz zaman tamamen hadise, ham derinin alışından ve gelişinden başlayarak tabakhanede bu derinin çok modern ve nitelikli kimyasallarla işlenmesiyle başlayan bir hadise. Kıbrıs Savaşı'ndan sonra, Amerika ambargosundan sonra, dünya Avrupa'ya dönme mecburiyetim doğduğunda elimde numuneler, valizlere Gedikpaşa'dan aldığım bavulları doldururdum. 3 bavul, 4 bavul uçağa koyar, Frankfurt'a inerdim veya Londra'ya inerdim. Bavullar gelirdi, hepsi yırtılmış, ya fermuarı kopmuş, ya tekerleği kopmuş. Rezil olur giderdim otele kadar. O gün dedim ki Türkiye'de bu bir ihtiyaç maddesi. Araştırdım dünyada en iyi bu işi yapan kim? Dediler ki Samsonite diye bir dünya markası var. Başladık Samsonite mağazalar açmaya. Şu anda Samsonite Türkiye'de Mercedes-Benz kadar bilinir, Mercedes-Benz kadar saygı gören bir markadır. 59 tane Samsonite mağazası var, hepsi bize ait. Hayalim Türkiye'den bir marka olarak dünya genelinde, dünya markalarıyla eşdeğer bir kulvarda ve kondisyonda ve aranılan bir marka olmak. 3-5 yıl içinde gideriz diye düşünüyorum. Allah bir mani vermezse. Çünkü bütün şartlar yerine oturdu. Gençlere tavsiyem üretmeyi unutmasınlar. Üretim ön planda. Hep yenilikleri ve dünya değişimine ayak uydursunlar. Üretimden kaçmasınlar. Sadece oturup da Bitcoin alıp da şöyle yaparım, böyle yaparım deyip de hadiseyi şeye sarmasınlar. Üretim, üretim, üretim. Kolay kazanılan para kolay da kaybedilebiliyor. Ama altyapısı kuvvetli. Bir setup, bir şeyin üstüne inşa edilen bir şey o kadar kolay kolay yıkılmıyor. Para her türlü şeyin zaten açan kapıdır ama para kendi kendine zaten bunları yaptığın zaman geliyor. O kadar para kazanayım diye yaptığım bir iş olmadı. Yani neticede işi yaptım, dolayısıyla da para geldi, para kazandık. İşi yapmadan para kazanılmıyor. Emek sarf edeceksin, risk alacaksın. Nerede yatacağım akşam bilemeden oturduğum yerler oldu. Ama bunlara rağmen merhamettik, kararlıydık ve işi kopardık. Çıktık, geldik.